sayın seyirciler, Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Poyraz şu anda canlı yayın konuğumuz. Anlamlı projeleri kendilerine soracağız şimdi. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok kıymetli projeleriniz var. İlçeyi kalkındırmaya, halkın huzurunu, refahını yükseltmeye yönelik, yaşam standartını yükseltmeye yönelik. Ama az önce bu önemli yarışmaya ilişki bilgi verdiğimiz için isterseniz bir iki cümle sizden de dinleyelim. Merhamet ve Adalet temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda son durum ne? Katılım ne aşamada? Şöyle, biz tabii onu başlarken arkadaşlarımız da, ya inşallah 100 film eğer katılırsa bu yarışmaya, yani hedefimize ulaşmış kendimizi sayacaktık. Çünkü çok gayret edilen bir çalışma. Ama bugün arkadaşlarım bana gelirken en son verdikleri bilgi 270 filme ulaşmışız. Evet. Ve bizim tabii son tarihimiz 8 Nisan'dı ama filmini çekmiş, bize ulaştırmak için bir kitle var bekleyen. O bilgiyi de aldıktan sonra arkadaşlarımız bunu 12 Nisan'a kadar başvuru tarihini uzattı. Yani gerçekten ben şunu hep söylüyorum. Merhametin, adaletin çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir ortamda, böyle bir günlerde böyle bir organizeyi yapmak belediye açısından ve bizim açımızdan çok önemli bir proje olsa gerek. Tabii bunun daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir organize olması tabii çok. Bu da bir ilk. Bu da yerel yönetimlerde bir ilk. Hakikaten bizim için en önemli sevindirici nokta, yani bu proje içinde bu Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olması tabii önemli bir sevinç kaynağımız. Ve inşallah yine finalini 8 Mayıs'ta Anneler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı, ki şu anda Allah'ın izniyle bir aksilik olmasa katılacaklarını ifade etmişler. Böyle bir organizenin finalini çok önemli jüri üyelerimizin seçeceği önemli filmlerden, ki bunların toplamında 20'ye yakın filme inşallah o gün orada ödül vereceğiz. Böyle bir organizenin sonu da güzel olacağına ve bu filme katılan bütün, ben sizin aracılığınızla bütün bu filmde katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Müjde niteliğinde bir haber oldu aslında. Başvuru sürecinin süresinin uzatılması, evet, sizin ağzınızdan vermiş olduk bu müjdeyi. Kentsel dönüşüm Çekmeköy için çok önemli. Bu konuda hangi aşamadasınız? Bugüne kadar ne kadar yol kat edildi? Sizden dinleyelim Sayın Başkan. Şöyle söyleyeyim Beyza Hanım. Biz tabii Çekmeköy yeni bir ilçe. Dört tane eski beldeden oluşan ve sonrasında 2008'de ilçe olan bir ilçe ve bizler de kurucu olarak bu şehirde hizmet etmeye başladık ve Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Yani tabii öncelikle biz bu şehrin bütün planlarını geldiğimiz zaman yaptık. Çünkü şehrimiz tabii farklı bölgelerde olması hasebiyle birçok yerde planı yoktu veyahut da bu kentsel dönüşümü destekleyecek planımız yoktu. Onun için biz şehrin bütün planını, buradan da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok yardımcı oldular. Bu plan sorununu çözdükten sonra biz, bakın, 7 yılda 7 bin ruhsat vermişiz. Ve bu 7 bin ruhsatın, yani yapım ruhsatı, 4 binde yıkım ruhsatı vermişiz. Yani vatandaş gelmiş, ben binamı yıkıp yenisini yapmak istiyorum demiş. Yani bu tabii 4 bin yıkım ruhsatı verdiğimiz binaların yanında bir de işte bir katlı gecekondular falan bunun içinde değil. Sadece ruhsatını alıp yıkımını yapan bina. Çok ve bu yaklaşık da 35 bin daireye tekabül ediyor. Yani biz Çekmeköy'de 7 yılda 35 bin insanımızın, ailemizin oturduğu daireyi vatandaşımız kendisi yıkmış ve yerine yenisini yapmış. Depreme dayanıklı binalar yapmışız. Bu gerçekten bir ilçe için Çekmeköy çok gibi, bir rakam. Yani hani nüfusumuz, çünkü bizim diğer büyük ilçeler gibi değil. Şu anda 220-230 bin civarında bir nüfusumuz var. Böyle bir ilçede çok ciddi bir kentsel dönüşümü yakaladık ve bitirdik. Bir de bizim tabii bu kentsel tasarım, bunu da çok önemsediğimiz bir proje. Bizim bazı mahallelerimiz var. Bu mahallelerde 2B olması hasebiyle yeni başlamış, yeni imarlarını ruhsatlanıp yapı yapılacak mahallelerimiz bunlar. Kimisi bunların mutlak dere korumada olan yerlerimizdi. Bu 10 metre bandını, 100 metre bandı 10 metre bandına düştü. Buralarda şimdi bir yapılaşma var ve bizim Alemdağ bölgemizde 3-4 mahallemiz 2B olması hasebiyle yeniden yapılaşacak. Buralarda da ekibimiz, arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Dediler ki biz bu mahallelerde, özellikle bu dere bantında olan yerlerimizde 2 ve 4 katı geçmemek, diğer mahallelerimizde 6 katı geçmemek üzere bir tasarım çalışması yaptı. Bu Osmanlı, Selçuklu motiflerinin işlendiği ve o mahallenin, o sokağın, hani özlediğimiz bir İstanbul var ya bizim. İşte sepeti salıp bakkal amcadan ya sütünü, gazetesini, ekmeğini isteyen. O sıcaklık, o samimiyet muhafaza edilecek. Evet, ve birbirini tanıyan, işte yani bir sokakta bir komşusunu tanıyan veya evinde cenazesi olan komşusunun evindeki yemeğini alıp koşarak giden
o mahallelerin özlemi. Çünkü İstanbul'da hakikaten biz bu özlemi çekiyoruz değil mi? Hep beraber kesinlikle bu özlemleri çekiyoruz. İşte bu özleme de uygun olarak arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptı, tasarım yaptı. Geniş bulvarlar, geniş sokaklar ağaçlarla süslenmiş, bisiklet yollarıyla süslenmiş ve cephelerinin tamamen belediyemizin çizdiği 3 tane örnek proje sunacağız müteahhitlere. Diyeceğiz ki bakın şu 3 tane örnek projeden bir tanesini uygulayacaksınız. Eğer bunu uygular, buna göre size ruhsat vereceğiz ve denetimini biz yapacağız. Ve bu paydaşlarımızla ki bunlar işte inşaat yapacaklar, mimarlar, mühendislerle beraber geçtiğimiz hafta bunun lansmanını yaptık. Ve inanın bu anlamda çalışacak olan bütün bu bölgemizde bulunan firmalarımız bundan çok mutlu oldular, memnun oldular. Ve biz bunu şimdi başlattık. İnşallah gelecekte az evvel saydığım o özlemini duyduğumuz öyle mahalleler, öyle sokaklara biz Çekmeköy'de inşallah kavuşacağız. Hem görseli güzel hem de sosyal yaşam vaat etmesi açısından çok önemli bir proje. Sayın Başkan, metro hattı projesi de Çekmeköy için oldukça ehemmiyet arz ediyor. Ne aşamadayız şu anda? Biz tabii biliyorsunuz İstanbul'da en önemli sorunlarımızın başında toplu ulaşım kesinlikle ve ulaşım geliyor. Bunun için biz yeni ilçe olmamıza rağmen ulaşımı iyi bir noktaya getirdik toplu ulaşım, ama sonuçta asıl bu işin tabii finali metrodur. Sağ olsun Büyükşehir Belediye, ben hep söylüyorum hani biz teşekkür edersek ancak bir kıymeti harbiyesi oluyor. Yani biz böyle bu hizmetleri çünkü Büyükşehir'imizin çok ciddi desteğiyle yapıyoruz. Sayın Başkanımız da ekibine sağ olsun, Allah razı olsun, bu Üsküdar Çekmeköy metro hattını başlattılar. Ve şu anda tamamlanmak üzere. Yani biz artık Çekmeköy'den, her mahallesinden İstanbul'umuzun yani merkezi bu Ümraniye, Üsküdar, işte Marmara ile bütünleşerek ta Taksim'den Yeşilköy'e kadar Çekmeköy'den ulaşabilme imkanı sağlayan bir çalışma, bir metro. İşte bu da şehrimize gerçekten çok ciddi bir katma değer kattı. Yani ulusal basınımızda da bu çıktı tabii bundan birkaç ay evvel. Şu anda İstanbul'da konut ve arsa fiyatlarının en çok arttığı ilçe İstanbul'da Çekmeköy. Bunun tabii en önemli sebeplerinden biri de toplu ulaşım ve tabii 3. köprünün hemen çıkış noktalarının Çekmeköy'de olması. Bu tabii bu ikisinin hem değer ulaşım kattı, tabii değer kattı ve Çekmeköy'de şu anda inşallah önümüzdeki aylardan sonra istediğimiz her yere trafik sıkıntısı çekmeden gerek metro ile gerek 3. köprü bağlantı yollarıyla inşallah ulaşabileceğiz. Ve böyle büyük bir hizmeti bakın 7 yıl gibi bir sürede, yani sonuçta biliyorsunuz yani 10 yıllarca ilçe olan İstanbul'da bizim ilçeler var. Çekmeköy 7 yıllık bir ilçe. Böyle bir ilçeye bu kısa sürede metroyu kazandırabilmiş olmanın mutluluğuyla da bugün milletimize bu müjdeleri verebiliyoruz. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. İnşallah. Ve yine Çekmeköy'ün gelişiminden bahsederken çok önemli uluslararası boyutta bir projeye değinmek gerekiyor. Şüphesiz Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları. Bu projeden bahseder misiniz Sayın Başkan? Tabii biz artık gençlerimize sadece böyle nutukla veyahut da şunu yap bunu yap demekle bir şeyleri tabii ki verebiliyorsunuz ama onların önüne bir şeyler koymanız lazım. Bizim cidden bu noktada çok iyi çalışan bir ekibimiz var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Ya gençlere neler yapabiliriz dendiği zaman yapılabilecek her şeyi, bakın biz belediyenin bazı hizmetlerinden ben hep arkadaşlarıma söylüyorum, taviz verelim. Yani imkanlarımız ölçüsünde yapamayacağımızı öteleyebiliriz ama gençler varsa, işin içinde eğitim varsa biz orada asla taviz vermeyelim. İşimiz olsun olmasın mutlaka bir şeyler yapabilmemiz lazım. Yoksa bu gençlerimizi kazanabilmenin, topluma faydalı birey haline getirebilmenin yani başka bir yolu yok. Onun için belediyeler bunu gerçekten birçok belediyemiz birçok güzel hizmeti yapıyor. Bizler de gençlere dönük birçok çalışmayı yaparken böyle işte az evvel o kısa film yarışması da bundan bir tanesi. Geçen sene farklı yaptıklarımız. Şimdi tabii Profesör Aziz Sencar'ın da onayını alarak, çünkü inşallah bunun finaline kendisini davet edeceğiz. Ödül törenine katılacak inşallah. Onun da ismini vermemiz hasebiyle iznini alarak böyle bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Ve inanın yine orada hedefimiz istedik ki yani bir 500'e yakın bir film şey bir yarışmaya yani bir insanımız şunu da ben yapmak istiyorum, şu icadı da yapmak istiyorum diyerek katılırsa biz yine üzerimize düşeni yaptık diyeceğimiz bir noktadan, bakın ben yine gelirken arkadaşlara sordum, 550 tane şu anda başvuru var. Çok güzel. Ve bunun 100 tanesi yurt dışından bu başvurudan. Yani yurt dışında lise, çünkü bu lise öğrencileri sadece yaptığımız bir çalışma. Şu anda 100 tane de yurt dışından başvuru var.
Ve inanın bu bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Yani 550 öğrenci belki inşallah bunun tarihi de çünkü 24 Mayıs'ta başladık. 23 Nisan'a kadar başvurular devam edecek. O tarihe kadar belki 1000'i de inşallah yakalayacağız. Yani gençlerimiz ya ben bir şeyler yapabiliyorum diyor. Ya bu bile bu medeni cesaret bile bakın bir lise öğrencisi size bir icat sunabiliyor. Bir yapabildiği bir şeyi evet ben bu olimpiyatlara şu dalda katılmak istiyorum diyebiliyor. Bu demek biz gençlerimizin önünü açarsak, gençlerimize şans verirsek çok şey yapabildiğinin bir göstergesi bu. Onun için ben inşallah buradan yine sizin aracınızdan gençlerimizi bu sadece Çekmeköy değil İstanbul ve uluslararası Türkiye'mizden bütün gençlerimizi bu olimpiyatlara katılmaya ve sonunda da inşallah finalini değerli hocamızın katılımıyla yapmak üzere davet ediyorum. Yine inanın yerel yöneticiler olarak biz bu çalışmaları yaptıkça gençlerimizin bizim bu yaptığımızın karşında çok güzel projeler olduğunu göreceğiz. Siz de el uzatıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Poyraz. Çok önemli projelerinizi konuştuk. Görünen o ki yine konuşmaya da devam İnşallah. Edeceğiz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm Çekmeköy halkına da sevgiler gönderiyoruz buradan. Sayın seyirciler, Türkiye'nin belediyelerinin, farklı belediyelerinin anlamlı, kıymetli çalışmalarıyla yarın orada neler oluyordu? Yeniden görüşmek dileğiyle efendim.